Su başında durmuşuz. Çınar'la ben. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'la benim. Suyun şafkı vuruyor bize. Çınar'la bana. Su başında durmuşuz. Çınar'la ben. Bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'la benim. Bir de kedinin. Suyun şafkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, bir de kediye. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'ın, benim, kedinin, bir de güneşin. Suyun şafkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, kediye, bir de güneşe. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor. Çınar'ın, benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün. Suyun şafkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Şiirlerle büyüsün çocuklar diyerek yola çıktık. Ve bugün Masallar Masalı Nazım Hikmet'in bir şiiriyle programımızı açtık. Bugün her zamanki gibi benim için çok kıymetli ve çok değerli bir program olacak. Farklı okullardan gelen tatlı öğrencilerle yayın öncesi tanıştım. Çok heyecanlandım ve ayrıca altını çizerek söylemek istiyorum. Bu yıl, özellikle bu yeni yayın döneminde buradaysam her cumartesi 17 ve her pazar sabah 9'da Kanal Sim'de Şiirlerle Büyüsün Çocuklar diyebiliyorsam bunu bugünkü konuğuma ve onun güzeller güzeli eşine borçluyum. Bugünkü konuğumuz sevgili Can öğretmenim, Can dostum da oldular. Deri'nin de babası aynı zamanda, bunları konuşacağız. Bilenler onları biliyor aslında ama ben kendi adıma söyleyebilirim ki dürüstçe geçen yaz dönemine kadar çok fazla onları tanımıyordum. Ve bir şekilde onlarla tanıştık. Oğuz ailesi milli iki atlet, Kıbrıs'ın ender yetiştirdiği değerlerden ve bir öğretmen olarak onların öğrenciler tarafından gelecekte onları örnek almaları açısından tanımalarını istedim. Sizler de ekranı başında eminim tanıyanlar vardır. Bugün sosyal medya üzerinden Şirin Zafer Yıldızı sayfasından da başarılarını paylaştım, gururla paylaştım. Çok teşekkür ederim. Biliyorum ki yoğun çalışıyor Reşat Hocam. Kabul ettiler. Şiirlerle büyüsün çocuklar diyerek bu şiir yolculuğuna bizimle beraber çıktılar. Hoş geldiniz diyorum. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şirin Hanım. Çok teşekkürler. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Sanki ilk kez karşılaşıyormuşuz gibiyim. Her program öyle oluyorum ama benim özellikle yayının başında da söyledim. Sağlığımda kavuşmamda özellikle Can Değer Kılıncer Oğuz'un ki o şu anda İzmir'de erken zamanda inşallah güzel projelerinin sonuçlarını alır da kavuşursunuz da diye düşünüyorum. Teşekkürler. Güzel kızınız Derin orada. Evet. Bir müzik arası verdiğimizde de onlara bağlanacağız, İzmir'e bağlanacağız. Onların da güzel duygularını alacağız. Hoş geldiniz diyorum ben tekrardan. Ben sizi tanıyorum. Bir yıl var çok sizinle beraber çalıştığım için yakınen sizi tanıyorum. Tanıyanlar var ama Reşat Oğuz kim dersek ne dersiniz bize? Ben aslen İskereliyim. Evet. Kıbrıslıyım. Eğitimimi Gazi Üniversitesi'nde bitirdim. Üniversite eğitimini. Türk Lisesi'nde okuduktan sonra. Ve ondan sonra sporla ilgilenmeye başladım. Daha doğrusu önceden vardı, futbolda vardı. Fakat atletizmdeki temel esas Türkiye'de atıldı. Ankara'da Gazi Eğitim'de okurken okudu. Atıldı ve yeteneğimizin doğrultusunda milliliğe kadar, rekormenliğe kadar, işte Balkan şampiyonluğuna kadar ve dünya arenasında bulunacak kadar bazı başarılara imza attım. Milli atlet olarak bilinirim genellikle. Fakat ki öylesiniz. Çok, evet tabii yani hayır yani demek istediğim yani benim esasen... Çok mütevazisiniz aslında hocam, ben sizi biliyorum. Yani evet, evet yani mütevazı olmayı severim. Güzel bir özellik. Onun dışında Gazi Beden Eğitimi bitirdikten sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe'de yıllarca yarıştım. Türkiye milli takımında uzun süreler yarıştım.
100 metre, 200 metre, 300 metre ve 400 metre atletizmin sprint dallarında dünya şampiyonaları ve Avrupa şampiyonalarında müsabak oldum. Olimpiyatlarda Can Değer Kılınçeroğuz'un antrenörü olarak bulundum. O hikaye ilginç. Evet. Ben biraz romantik bir insan ve duygusal bir kişi olaraktan o bölümünü de şeyden dinlemek isterim ben. Can Değer Hanım'a bağlandığımızda soracağım. Evet. Onun dışında uzun süreler Türkiye'de milli antrenörlük de, yani spor kariyerimin dışında da milli antrenörlük ve eğitmenlik yaptıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde rekreasyon bölümünde 3,5 sene eğitim görevliliği yaptım. Daha sonra spor dairesine geçerek buradaki potansiyeli olan çocukları, atletleri yetiştirmek için bazı projeler içerisindeyim. Spor dairesinde görevlerim var, onları yürütüyorum. Aynı zamanda bildiğiniz gibi işte sporun her türüyle yakından alakalı olarak bir de her hafta devam ediyoruz. Bir de her hafta sizi takip ediyorum özellikle. Oğlum da bir MTG hayranı. Orada da o görevinizden de bahsedin bize. Çünkü evet, bu yıl Maosta Türk Gücü beni çok heyecanlandıran bir takım. Çok içime sindirebildiğim bir takım. Hem sporcuları hem de yöneticileri, arkadaşları, teknik kadroyu falan çok içime sindirdim ve hoşuma giden bir görev. Orada kondisyonerlik yapıyorum. Ve çocukların performansından sorumluyum. Futbol takımının, yani büyük Süper Lig'deki büyük takımın. Ve şu anda başarılı gidiyor sonuçlarımız. Böyle bir de peki var. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum size. Kondisyonersiniz hani dediniz. Bütün takımlarda var mıdır bu? Kıbrıs'ta yok şu anda. Yani öyle bir teknik bir ilerleme yok. Fakat Türkiye'de ve Avrupa'da, yani futbolun geliştiği ülkelerde kondisyoner, yani futbol kondisyonerliği bir meslektir. Evet. Ve MTG bu konuda ilk mi burada? Evet. Yani yönetimin ve hocamızın verdiği kararla böyle bir karar aldılar ve beni aradılar. Ben de olumlu buldum ve takım çünkü iyi başladık. Takım iyi gidiyor çünkü. Evet, evet. Yani profesyonellik ve bilimsellik ön planda olunca başarı da geliyor. Kesinlikle her şeyde olduğu gibi. Aynen öyle. Evet. Sevgili çocuklar, tanıyor muydunuz daha önceden? Reşat Oğuz, aranızda bilen var mı? Çok küçük, onlar tanımazlar. Evet. Tamam. Bugün tanımış oldunuz. Bakın ne kadar önemli başarıları var. Peki içinizde ileride milli atlet olmak isteyen, sporu seçecek olan var mı? Evet, sen. Evet. Peki, hocam madem ki çocuklarımız da bizi tanımıyor, ekranı başında olanlara da tabii ki her yerde olduğu gibi disiplin şart. Disiplinli başarıya gitmek için disiplin şart. Sizi bir de yönlendirme çok önemli. Şu çocuklar küçücük, hazırlanmışlar, şiirlerle gelmişler. Birkaç tanesinin annesiyle konuştuk. Televizyona çıkacakları için çok heyecanlıymışlar. Daha önce çıkan var mı aranızda televizyona? Yok, ilk kez mi? İlk kez. Bu da güzel. Bu ilki benimle paylaştığınız için bir anı olarak kalacak bizde de. Bende de ilk karşılaşmamız sizlerle. Çok keyif aldım. Size teşekkür ediyorum. Biraz sonra tanıyacağız sizi. Ve çocukları yönlendirmede, bu çocuklar eğer bu yakışıklının dışında spora yönlenmek isterlerse, ki sizin kızınız şu anda annesiyle beraber İzmir'de, armut dibine düşecek belli. Derin bir kere arenada onu göreceğiz. Büyük bir gururla izleyeceğimize inanıyorum. Öyle olacağını düşünürüm. Evet. İstiyorsunuz da tabii ki çok bir tabii ki. Baba tabii olarak. Ki, kesinlikle. Nasıl yönlendirelim bu çocukları? Mesela birkaç tanesinin fiziğini, ben de bir ilkokul öğretmeni olarak ve Kıbrıs'ın da ilk bayan futbol hakemlerinden olarak. Futbol da çok seviyorum. Çok güzel. Onu doğru için konuşmuştuk onu. Evet. Çok o nedenle yakından takip ediyorum sizi. Anne babalar izliyorlar bizi. Spora nasıl yönlendirsinler çocuklarını? Ne yapsınlar? Bir kere her şeyden önce sporcu olmak için değil, hayatlarına sporu sokmak için öncelikle anne babaların çocuklarına çok yardım etmeleri gerekir. Diğer kısmı işin biraz daha ileriye götürülme kısmı zaten beden eğitimi öğretmenleriyle, öğretmenleriyle ve ailesiyle beraber çocuğun yeteneğine dönük branşlara yönlendirilebilecek. Fakat özellikle ilkokul seviyesindeki çocuklar için beden eğitimi öğretmenleri ve aileleri çok kritik bir önem taşırlar. Evet, bilinçli olmak onların, lazım. Evet, çok bilinçli olmaları gerekir ve emeklerini esirgememeleri gerekir. Yani hem anne babaların hem de öğretmenlerinin emeklerini esirgememeleri gerekir. Çocuklar yaşlılar, eğilmeye müsaittirler ve gerçekten yetenekli olan çocukların
doğru bir program içerisinde doğru şekilde sporun temelini alabilecek şekilde yönlendirilip bir şekilde başarılı olmaları sağlanması gerekir. Hem bunların hem çocukların ilerideki hayatlarındaki özgüvenini arttırmak açısından çok önemlidir. Kendilerine güvenini artırmak, sağlıklarının, ileriki hayatlarındaki sağlıklarının garantisi olarak çok önemlidir. Ve ben illaki her çocuğun hem şiir okumasını hem de spor yapmasını, egzersiz yapmasını çok doğru buluyorum. Ne güzel söylediniz. Kesinlikle, çünkü bir tanesi bedeni, daha az ruhu, bir tanesi ruhu ve daha az bedeni eğiten bir şey. Yani hem duygusal olarak gelişmesi lazım çocukların, hem de fiziksel olarak gelişmesi lazım. Onun için şiirle sporun da böyle bir şeyi var, bağlantısı da var. Çok teşekkür ediyorum. Bizde başka bir şey de var. Özellikle atletizm camiasında şiir gibi koşmak deriz. Güzel koşan bir atlete. Vay, bunu ilk defa duyuyorum. Evet, bakın şiir gibi koşuyor deriz. Bakın yani, çocuklar siz duymuş muydunuz bunu? Şiir gibi koşuyor. Ha derdik, şiir gibi konuşuyor. Evet. Şiir ama gibi koşmak, güzel koşmak anlamında gelir bize. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Peki o zaman söz şiirden açılmışken hocam, biz sırayla çocuklarımıza verelim tabii mikrofonu. Ki. Siz kendinizi tanıtın ve hemen hazırladığınız şiirleri de çok merak ediyorum, ne hazırladınız. Önce kendinizi tanıtın bize kameraya bakarak ve birer tane şiirimizi de paylaşalım. Evet, sizi dinliyoruz. İsmim Azra, soy ismim Kura, 3. sınıfım, Alasya İlkokulu'nda okuyorum. Evet, şiirini de paylaş, sonra geçelim arkadaşımıza. Bir tur şiir dönelim. Evet. Öğretmenim, öğrenmek istediğim o kadar çok şey var ki. Sev beni öğretmenim. Tıpkı annemin sevdiği gibi sıcacık gözlerinle müjdeler ver yüreğime. Anlat öğretmenim, tarihini yurdumun. Bilgi, büyümek demek. Sönmeyen ışığım ol. Aydınlat beni öğretmenim. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Evet, şuradaki karşıdaki kameraya bakarak söyleyelim şiirimizi. Adım Doğa, soy ismim Dağcılar. 3. sınıfım, Alasya İlkokulu'nda okuyorum. Bak, karşıdan alıyorlar seni. Şöyle şu kameraya bakalım. Evet. Kuşlarla, kuşla ölçer ben koşarım. Onların kanatları var. Benim kanadım kollarım. Kuşlar kanadını çırpar. Ben de kolumu sallarım. Uçun kuşlar, uçun kuşlar. Hepinizle yarışım var. Harika, güzel şiirler seçtik. Evet, devam edelim. Adım Deniz, Işıklar, soy ismim. Alasya İlkokulu'nda okuyorum. 3. sınıfım, rengim 3 sarı. Peki, ne hazırladın bize bakalım? Baba bana bir şiir bul. Ay. Baba bana bir şiir bul, hep sevgileri anlatsın. Baba bana bir şiir bul, her satırı bal damlatsın. Baba bana bir şiir bul, olmasın savaş kin nefret, ne siyaset ne ticaret. Dosta düşmana rica et. Baba bana bir şiir bul. İçinde kuş cıvıltıları, uçsun martı kanatları, kossun özgürlük atları. Baba bana bir şiir bul. Ala geyik dağda geçsin. Avcı vurmasın vazgeçsin. Kimse kimseyi üzmesin. Baba bana bir şiir bul. Solmasın kırda çiçekler, gülsün oynasın böcekler. Acı olmasın gerçekler. Baba bana bir şiir bul. Dilden dile hep söylensin. İnsanlar gülsün eğlensin, duyan okuyan beğensin, baba bana bir şiir bul. Çok güzel, o şiirde sizsiniz çocuklar, biliyor musunuz? Çünkü gelecek sizsiniz. Büyükler, biz çoğunlukla hatalar da yapıyoruz, onları düzeltecek olan sizlersiniz. Onun için biz buradayız zaten, onun için şiirlerle büyüsün çocuklar diyoruz. Teşekkür ediyorum sana, harika bir şiirdi, diline sağlık. Benim evet. Adım Şili, soyadım Cansız. 3. sınıfım, Alasya İlkokulu'nda okuyorum. Tamam, karşıdaki kameraya bakalım. Evet, dinleyebiliriz seni. Bir dünya bırakın biz çocuklara, oyna oynaya gelin çocuklar. Bir dünya bırakın biz çocuklara, ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. Bir bahçe bırakın biz çocuklara, göklere yol açın uçurtmalara. Bir barış bırakın biz çocuklara, ulaşın şarkımıza güneş vaya. Bir dünya bırakın biz çocuklara, yazalım üstüne sevgili dünya. Evet, teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Adım Irmak Sarı, sınıfım 3 beyaz, Alasya İlkokulu'nda okuyorum. Hey çocuklar hey, en güzel resmi çocuklar çizer. Hey hey renkler hey,
Hey renkler hey. En neşeli şarkıyı çocuklar söyler. Hey hey sesler hey. Hey sesler hey. En içten çocuklar güler. Hey hey sevinçler hey. Hey sevinçler hey. Teşekkür ediyoruz sana da. Adım Kübra. Soy ismim Tek Kanat. Üçüncü sınıfım Alasya İlkokulu'nda okuyorum. Doğa, odur bizim yuvamız, odur bizim kaynağımız. Ağaçlar, çiçekler orada yaşar, onu sevgiyle kucaklar. Doğadır onun adı, yaşamın bir parçası. Adının küçüklüğüne bakmayın, onu sevgiyle kucaklayın. Bahçeler, parklar, onun bir parçası. Biz de onu koruyalım, sevgiyle kucaklayalım. Teşekkür ediyoruz. Güzel seçimler yaptınız. Kutlarım sizi. Adım Nehir, soyadım Çatankaya. Sınıfım 3 yeşil. Alasya İlkokulu okulunda okuyorum. Gül ve yanındaki karanfil, yağmursuzluğun karanlık derinliğini anımsarım. Ölülerin zıpladığı, elden çıkarılmış toprakları, kaybolmuş denizin, yürürken kalın tuzu, mutluluğum olur bazen, o esmer falcının dediğince. Sen saksıda, gül yanında karanfilsin. Gül ve yanındaki karanfil, gölge sessizliğinde çürür hala. Boğuluyormuşum gibi sanki 30 santim derinliğindeki suda. Kimin bu şiir? Yazıyor mu üzerinde? Mehmet Kansu. Mehmet Kansu'ya sevgiler. Çünkü sevdiğim bir şiir Mehmet Kansu'nun bu. Sevgilerimizi gönderiyoruz buradan Mehmet Kansu'ya. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bir müzik arası veriyoruz. Ardından İzmir'e Can Değer Kılıncer Oğuz'a bağlanıyoruz. Çocuklar programından yeniden merhaba. Evet, müzik arası vermiştik. Biz o arada bağlantımızı gerçekleştirdik. Şu an telefonda sevgili Reşat Oğuz'un eşleri Milli Atlet. İzmir'de kendileri bir proje için orada bulunuyorlar. Sevgili Can Değer Kılıcer Oğuz. Alo. Alo. Can Değer Hanım merhabalar. Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz bize bu güzel anı yaşattığınız için. Bu yoğunluğunuz... Bu yoğun tempoda program yaptığınız için. Teşekkür ediyorum. Bu yoğun tempoda bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Peki ben aynı soruyla başlamak istiyorum sevgili Can Değer Oğuz. Can Değer Oğuz kim dersem
Ne dersiniz bize? Can Değer Oğuz kim? Can Değer Oğuz. Milli bir atlet ama artık eski bir milli atlet. Artık spor eğitmenliği yapıyorum. Ne güzel. Grup seansları veriyorum. Hı hı. Eskiden kalma tabii başarılarımız var. Onları ben... Yılında 23 yaş, ha, 6 evet. Avrupa şampiyonasında Avrupa ikinciliğim var. Teknik branşta alınan ilk madalyaydı Türkiye için. 2004 yılında Atina Olimpiyatlarına gittim. O da yüksek atlama branşında ilk defa bir bayan atlet olimpiyatlara katıldı. Yine 2003 yılında Dünya Üniversiteler Dördüncülüğüm var. Balkan şampiyonluğum var. Bunun gibi daha bir sürü başarım var. Ama herhalde en önemlisi Avrupa şampiyonası ile olimpiyatlar oldu. Aynı zamanda 23 yaş altı ve büyükler salon Türkiye rekorunda hala sabit, kırılamadı. Evet. Ve tabii ki siz bunları nasıl başardınız derseniz eşim Reşat Oğuz'la beraber. Evet, onu soracaktım ben zaten. Teşekkür ederim kardeşim. Peki kaç yılında tanıştınız sevgili Reşat Oğuz'la? Çünkü siz 13 Haziran 1980 İzmir doğulusunuz, öyle mi? Evet. Evet. 1980 doğumluyum. Reşat'la 97 yılında tanıştık. Evet. Onu 95 yılında görmüştüm İzmir'de. O zamanlar ben daha milli takıma giremeyen, öyle spor yapmaya çalışan bir bayandım. Evet. Öğrenciydi, böyle söyleyeyim. Evet. Reşat o zamanlar milli takımdaydı. Hı hı. 1997 yılında ben 17 yaşındayken de tesadüf eseri benim önümde olan büyük bir bayan atlet Avrupa Kupası'na gitmemişti, Akdeniz oyunlarına hazırlandığı için ve alttan gelen daha yaşı küçük bir sporcuyu götürmek istediler. Hı hı. Onunla da ben seçilmiştim. Tanışmamız öyle oldu, 97 yılında yani. Ben daha yıldız bir atlettim. Reşat büyüklerdeydim. Letonya, Riga, Letonya. Letonya'da. Evet. Letonya'da, evet. Letonya'da. Ama birlikteliğimiz 99 yılında başladı. Evet ve onun da güzel bir şiir meyvesi var diye düşünüyorum ben. Derin Oğuz. Derin orada mı acaba? Benim de çok kısa bir süre şiir öğrencim oldu. Onu çok öpüyorum bal yanaklarından. Derin bize bir şiir okur mu sevgili Can Değer rica etsek? Tabii tabii veriyorum kendisine. Peki. Alo. Alo Derin merhaba nasılsın? İyiyim. İzmir'e sevgilerimizi yolluyoruz. Senin yüreğinle beraber. Kabul ediyor musun? Sağ olun. Tamam. Bize kendini tanıtır mısın? Derin Oğuz. Hangi okula gidiyorsun İzmir'de? Emlak Bankası İlkokulu. Kaçıncı sınıfız Derin? Bir. Birinci sınıfsın. Biz erken zamanda seni yaz tatilinde bekliyoruz. Olur. Tamam. Hadi bize bir şiir paylaşır mısın? Olur. Dinliyoruz seni. Buyur. Atatürk yok. Düşman çoktu, Atatürk geldi, düşmanı yendi. Bu güzel yurdu bizlere verdi. Teşekkür ediyoruz sana. Öpücüklerimizi gönderiyoruz. Baban da bizimle bu arada. Yayında baban da. Seslenebilirsin. Babacığım seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz babam. Hoşça kalın. İzmir'e sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgili Can Değer Oğuz, sevgiyle kucaklıyoruz sizleri. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Evet, sevgili Şat Hocam bir mikrofonu alın. Heyecanlandınız. Hasretlik zor galiba. Kızımı çok özlüyorum tabii. Karımı evet. da çok özlüyorum. İkisini evet. de çok özlüyorum. Ama yani geçici bir durum. Evet. Daha sonra muhakkak beraber olacağız. Orada güzel bir proje var. İşte orada evet. o yüzden Can Değer orada. Yine sporla ilgili tabii. Hı hı. Benim de burada çok kurduğum güzel bir düzen var. Onu hı. devam ettirme kararı aldık. Böyle ama sık sık gidiyorum yani İzmir'e. Evet. Bir de salonumuz var. Kaç yılından beri? 2004 müydü hocam? 2000 salon, spor salonu. Evet. Spor salonu 2010 yılında. Öyle mi? Can Değer aslında buradayken. Hı hı. Açtığımız bir salon. Can Değer'in yani salonu diyelim. Can Değer esas yönetiyordu aha. orayı. İş olarak öyle bir şey yaptık. Herhangi bir başka bir yerde çalışmadığı için güzel bir de sistem oturtmuştuk. Hı hı. Can Değer gittikten sonra tabii biraz daha farklılaştı her şey ama güzel yani
İnsanları evet. aslında bir sağlığına kavuşturmak. Aynen öyle. Başka bir mesleğim benim aslında. Evet. Yani ondan hiç bahsetmedim. Personal trainerlik diyoruz biz. Yani kişisel antrenörlük. Burada gerçekten hem sağlıklarına kavuşturmak, hem onları forma sokmak, hem de bu yollarla onlara, insanlara bir güven aşılamak. Motivasyon pozitif vermek, enerji. Hayat enerjisini onlara vermek. Ve bu yönde hem ben hem de Can Değer çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Kesinlikle. Yani bize gelen insanlar, bizimle beraber çalışan insanlar, siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben onlardan bir tanesiyim evet, işte. Kesinlikle çok daha sağlıklı bir görünüme ve sağlıklı bir psikolojik yapıya da aynı zamanda kavuşuyorlar. Ve bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı tabii ki. Evet, ki ben geçen yıl büyük bir ameliyat geçirmiştim. Evet. Doktorumun önerisi üzerine size başladım. Sizi tabii ki aynı pozisyonda olan, sporun içinde olan insanlar tanıyorlar, biliyorlar. Evet, evet. Ben yani, de yazdan dolayı sizi sıkı takipçiniz oldum. Biz de çok memnun olduk. Evet, yani ne güzel. Şiirle, salonada şiiri taşıdık. Çok güzel. İlk geldiğiniz gün çok güzeldi mesela. Geldiğiniz ilk benim sizi tanıdığım gün. Evet. Salona geldiğiniz gün okuduğunuz şiirler çok etkilemişti beni. Çok da güzeldi yani. Ve siz... çok değişik bir havası oldu yani salon. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki az sonra toplantınız var. Evet, gitmem lazım. Biz yine bir müzik arası vererek sizi göndermek, uğurlamak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çocuklara da buradan, bu güzel çocuklara da çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel şiirler okudunuz. Her zaman için şiir hayatınızda tutun. Aynı zamanda neyi? Egzersiz yapmayı ve spor yapmayı. Tamam? Hayır, teşekkür ederim. Kısa bir müzik arasından sonra şiirlerle biz devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Harikasın. Evet, buyur, alabiliriz seni. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Sen de kalsın, sen de şimdi şiir okursun. Evet, oraya koyalım onları. Evet. Birazcık sana soru sormak istiyorum. Gel bakalım böyle, al mikrofonu eline.
Teşekkür ediyoruz. Azıcık heyecanlandın ama çok da güzel çaldın. Kaç yaşından beri keman çalıyorsun? 7. 7 yaşından beri. Sen mi seçtin keman çalmayı? Evet. Peki spor yapıyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Futbol. Futbol. Herhangi bir takımın altyapısında oynuyor musun? Dumlupınar. Dumlupınar'ın. Harikasın. Nasıl gidiyor? Güzel. Cumartesi maçımız vardı. 6-6 bitti. Ay ne güzel. Peki sağ bek misin? Kaleci misin? Ne yapıyorsun? Orta sahada sol tarafta oynuyorum. Harika. Ne güzel. Çok güzel. Peki bir şiirin var. Paylaş istersen bizimle onu da. Sırayla devam edelim. Evet. Karşıya dönelim böyle. Vahfadiniz bize işaret ediyor. Yakışıklı çıkasınız diye karşıya bakalım. Evet. Dinleyebiliriz seni. Evet buyur. Çocuk. Çocuk deyip geçmeyin, onun da dünyası var. Güzel çirkin seçmeyin, her çocuk şefkat arar. Bir kez düşün kendini, çocuktun daha önce. Eksik etme sevgini, bir küçüğü görünce. Teşekkür ediyoruz, çok güzel. Evet, öndeki arkadaşımıza verelim. Ben iyi bir çocuğum. Ben iyi bir çocuğum, kimseyle kavga etmem, yalan nedir hiç bilmem. Bir hata yaptığımda hemen özür dilerim. Biri iyilik yaparsa teşekkür ederim. Çevremi temiz tutar, fidanları korurum. Bir kedi olsa aç ise doyururum. Bunu kim yazmış? Ülkü Duysak. Çok güzel. Nereden buldun? İnternetten mi, kitaptan mı buldun? Güzel bir şiirmiş. Ben ilk defa duydum ama hoşuma gitti. Sen yazdın zannettim ben. Güzel, çocuk diliyle yazılmış. Peki seni dinleyelim. Çocuklar kardeş oldu mu? Daha bir ballanır uyku. Çocuklar kardeş oldu mu? Barışır artık kurt kuzu. Çocuklar kardeş oldu mu? Düşler denizine doğru. Mutluluk bir yelken açar. Her yürek bir altın pınar. Çocuklar kardeş oldu mu? Daha bir ışıldar akarsu. Çocuklar kardeş oldu mu? Kucaklaşır batıyla doğu. Çocuklar kardeş oldu mu? Ne açlık kalır ne korku. Korudaki fidanlar gibi sevip sevip birbirini. Çocuklar kardeş oldu mu? Teşekkür ediyoruz size. Çok güzel hazırlandınız. Çocuklar şiiri seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Öyle mi? Evet. Çok hoşuma gitti. Genelde de buraya katılan çocuklar şiiri çok seviyorlar. Çok azı şiirle ilk kez tanışıp bu programdan sonra da şiire devam ediyorlar. Bu arada Kanal Sim'de yayınlanan bu programı daha önce izlemiş miydiniz? Hayır. Peki YouTube'da izledin sen. Ay harikasın. Peki bugünden sonra bu program sizin programınız. Bir çocuk programı, şiir programı. Tekrar yine katılabilirsiniz arzu ederseniz. Bugünden sonra takipçimiz olacak mısınız? Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz. Devam edelim o zaman. Gökkuşağı, yedi renk birleşmiş, gök renklenmiş, gökyüzüne neşe gelmiş, çocuklar şenlenmiş. Gökkuşağını görünce yakında bak ona, göreceksin renklerini, sana gülümseyecekler. Çok güzel, bunu kim yazmış? Yazmıyordu. Kim olduğunu yazmıyordu. Daima kimin yazdığını bulun çocuklar, tamam mı? O önemli. Evet, seninkini kim yazmış? Mehmet Beşeri. Evet. İbrahim Şimşek. Çünkü şiir yazanlara ne denir? Şair. Peki siz hiç şiir yazmayı denediniz mi bugüne kadar? Denediniz. Evet. Ay, kim yönlendirdi sizi? Nereden? Sınıfta öğretmenimiz demişti. Şiir yazın demişti. Mikrofonu alalım. Evet, söyle, mikrofona söyle. Sen şiir yazmayı, şiiri değil. Sen şiir yazmayı dedin. Ben kendi kendime öyle bir şey, boş saatlerimi ondan doldururdum. Bazenleri şiirlerimi aileme okurdum. Tamam, bundan sonra da bana da gönderin o zaman şiirlerinizi. Pazar günleri de Yeni Düzen Adres Dergisi'nde şiir sayfam var. Orada yayınlarım. Ne dersiniz, olur mu? Bugünden sonra şiir dostluğumuz, sanat dostluğumuz devam etsin istiyorum ben. O nedenle kendi öğrencilerimin dışında çocuklarla buluşmak istiyorum. Ben sizi yetiştiren ve yönlendiren, bugün burada olmanızı sağlayan öncelikle anne babanıza ve öğretmenlerinize, Alasya İlkokulu'nun idari kadrosuna ve öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Okula gidince onlara lütfen sevgilerimi iletin. Tamam mı? Tamam. Bekliyorum diye şiir, buyur. Öpmese de öpecek bir gün. Gece ayaklandıracak derken bir öğle zamanındaki göğün maviliği durur orada bir ödül gibi. Öpmese de öpecek bir gün. Zaten sen öpülecek gibisin. Kuşlar uçunca o gökyüzü maviliğinin sevinçli ağaçları kalır bende. Biz nasılız şimdi? Nasıl o gökyüzü maviliği?
Bunu Kansu mu yazdı? Yine Mehmet Kansu'nun bir şiiri mi? Evet, Kansu'ya selam yolluyoruz buradan. Evet. Senin de duygularını alalım. Al mikrofonu eline. Al bakalım. Sen annen yayına girmezden önce televizyona çıkacağın için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Evet. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Her zaman böyle televizyon programına çıkmak istemiştim. Şiir, şarkı söylemek istemiştim. Ve hayalim gerçekleşti. Ne güzel, ne güzel. Peki şiir okudun, bir de şarkı söyleyebilin istersen. Genellikle yabancı dinliyorum ve tam da ezberleyemedim. Birkaç mısrasını mırıldanabilirsin. Gerçekleşsin o hayalin. Şiir ve şarkı söylemek istiyordun ya. Şiir okudun, bir de şarkı söyle. İki mısracık da olur. Peki. Slowly learning and today at a foot mean to me see and kibibib exhalation at a looks like and grim when this howling like this whirlwind jolt and say kibibib get it heaven knows I dry do let them in do let them see big a good girl, you always have to be. Still don't feel to let them know. Well, not they know. Let it go, let it go. Cannot you beg anymore. Let it go, let it go. To my bag is at my door. And he went slay, and he went slay. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir sesin var. Teşekkür ederim. Öyle mi? Evet. Sen de Türkçesini söyle istersen. Söylemek ben ister misin? Biliyorum. Peki. Tamam. Heyecanlandık galiba neden. Bu program sizin programınız. Sınıfta ders yapar gibi. Ben de öğretmeninizim zaten. Hiç heyecanlanmaya gerek yok. Ben bu ekibi sevdim. Bu Alasya ekibine bayıldım ben. Onu söyleyeyim size. Evet. Devam edelim o zaman. Tamam, peki. Kelebek, yelestikçe uçuşan yapraklara benziyor. Durmadan, yorulmadan daldan dala geziyor. Kanatları ipektir, bozulur dokununca. Sanki canlı çiçektir, açar bahar olunca. Ben onu çok severim, koşup tutmak isterim. Fakat kaçar yaramaz, uçmadan yaşayamaz. Çok güzel, kelebek. Evet. Kimin şiiri kaldı başka okumaya? Tamam, öne verelim o zaman. Hep böyle olur. İlk başta çekinirsiniz, sonra da okumak için yarış edersiniz. Hadi, buyur bakalım. Satrancın sihri. Duymasaydım sesini sessizliğin, öğrenmeyecektim oğlum. Kelimelere ne anlam yüklediğini, dünyayı nasıl hayal ettiğini. Yüreğinde sürerken satrancın taşlarını... Büyümek ne demek oğlum? Öğrettin hepimize. Umutları nasıl taşıyacağımızın. Dersini verdin büyüklere. Teşekkür ediyorum. Bu benim şiirim. Evet, bunu ben yazdım. Evet, bir şiir daha mı var? Bunu kim yazmış? Ülkü Duysak. Peki, dinliyoruz. İşte benim bir günüm. Her sabah odama güneş girer pencereden. Annemin tatlı sesiyle uyanırım erkenden. Elimi yüzümü yıkayıp kahvaltımı yaparım. Öğretmenimle buluşmak için hemen okula koşarım. Çok güzel. Peki çocuklar, içinizde böyle program yapmak isteyen var mı büyüdüğü zaman? Öyle bir hayali olan kimlerin var? Ben. Tahmin ettim çünkü. Kızlar hep böyle... Ama zannedersin burada da bir milli sporcu olacak. Öyle mi? Evet. Evet. Çok güzel. Eminim çalışıyorsunuz. Çalışkan çocuklarsınız. Hayallerinizi gerçekleştireceğinize ben inanıyorum. Bu programa katılanlara çocuklar Teknoworld Özcenk'in Benim Kitaplarımı Armağan Ediyor. Bize sponsor oldu. Onu da gelecek ay programa alacağız. Arda Özcenk. Sizlere bunları armağan etmek istiyorum. Hem içinde hem şiirler var, hikayeler var. Hayal dünyanızı geliştirmeniz için, okuyup paylaşmanız için. Genç girişimci, genç bir arkadaşımız Arda Özcenk'e teşekkür ediyoruz. Bu güzel eğitime yaptığı değerli katkılar için. Peki yavaş yavaş programın sonuna geldik çocuklar.
Bizi ekranı başında, ilk başta aileleriniz izledi, arkadaşlarınız izledi. Son söz olarak söylemek istedikleriniz varsa sırayla bir geçelim. Evet, başlayalım. Mikrofonu uzatalım arkadaşımıza. Konuşmak isteyen elini kaldırır, mikrofonu da elden ele gezer. Buradan bütün arkadaşlarıma, anneme, babama ve bütün seyircilere teşekkür ediyorum. Tamam, devam edelim. Herkes öyle bir son sözünü söylesin, duygularını paylaşsın. Buradan bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum. Tamam. Utandık mı? Ne olduk? Buradan bütün arkadaşlarıma, akrabalarıma, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Tabii ki öğretmenlerinize sevgilerinizi gönderebilirsiniz öğretmeninizin ismini söyleyerek. Buradan bütün arkadaşlarıma ve müdür muavinlerime ve okuldaki bütün arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta güzel bir ekiple beraberdik. İki milli atleti ağırladık. Reşat Oğuz ve Can Değer Kılıncer Oğuz'a İzmir'e bağlandık. Çocuklarımıza ve ekranı başında olanlara onları tanıtmaya çalıştık. Örnek olması açısından şiirleri paylaştık. Teşekkür ediyorum bizi ekranı başında izleyenlere. Güzel bir şiir yolculuğu yaşattık diye düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Şiirle kalın, aşkla kalın.